Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz Özel Eser Anaokulu kurucusu, psikolog, danışman Sayın Serap Minas Kratik. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii herkesin olduğu gibi aslında hayatta birçok role girmek zorunda kalmış, bölünmüş bir durumda bir hayatım var. Kronolojik olarak bahsedecek olursam 83 İstanbul doğumluyum. Başlangıçta Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezuniyetimden sonra bir anaokulu kuruculuğuna başladım. Butik bir anaokulu Üsküdar Doğancılar'da, Özel Eser Anaokulu ismiyle. Daha sonrasında psikolojiye olan sevdamdan sebep tekrar bir sınava hazırlanıp lisansa tekrar devam ettim. İkinci bir lisans mezuniyeti oldu benim için psikoloji. Ardından da yüksek lisans aile danışmanlığı ve eğitimi üzerine aldım. Şu anda hem kuruculuğuma devam ediyorum anaokuluma, hem de özel olarak danışmanlık veriyorum ebeveynlere, çocuklara. Artısında bir Instagram hesabım var, onu yönetmeyle uğraşıyorum. 3 tane oğlum var. Maşallah. Sağ olun. Onun dışında ne yapıyorum? Kitap yazıyorum. 2 tane şu an hali hazırda çıkmış kitabım var. Yenisi için çalışmalarım var şu anda. Kitaplarınız burada. Hı-hı. Bahsedeceğiz. Evet. Böyle ve sürekli bir öğrenciyim hayatta. Bu şekilde. Evet. Peki anaokulu işletmeye ne zaman başladınız? 2005 yılında ilk az önce bahsettiğim Marmara Üniversitesi mezuniyetimden sonra direkt hani anaokulu açarak başladım aslında. Çok genç bir yaştaydım o sırada. Bu şekilde hani 15 yıl oldu. 15 yıldır anaokulu sektöründeyim. 4 yıl önce de ikinci bir şube olarak açtım. 2 şubeli olarak şu anda devam ediyorum. Evet. Peki okulunuzun isminin bir hikayesi var mı? Şöyle, aslında çok özel bir hikaye sayılmaz ama çocuğum yoktu o sırada. İsmi Eser Anaokulu olması birinci çocuğumun ismi aslında. Ama herhangi bir çocuğum olmadığı halde kız da olsa erkek de olsa Eser koyarım ümidiyle yapılmış bir hamleydi. Fakat tabii tek çocuk olacağını sanırım düşünüyorduk ki böyle bir şey yaptık. Sonrasında 3 çocuğum olduğu için. Allah bağışlasın. Çok Allah şükür. Sağlıklı, uzun ömürler nasip etsin. Hepsine inşallah. Peki, psikoloji sevdası nasıl başladı? Tekrar lisans okumaya nasıl karar verdiniz? Aslında ilk Marmara'yı kazandığım sene de böyle bir arzum, isteğim vardı ama yanlış bir bölüm seçmekle başladı. Yanlıştan kastım, o zamanlar işte Türkçe sosyal, Türkçe matematik şeklinde ayrılan bir dal vardı. O şekilde olduğu için psikolojiyi seçemiyordum. Ama içimde kalmış. Hikayesi de şöyle birazcık. Bir Doğan Cüceloğlu'nun Damdan Düşen Psikolog kitabı var. Kendi hayat hikayesini anlattı. Onu okuduktan sonra ben olmak zorundayım mı gerçekten hissedip bir gecede karar verdim. Ertesi gün araştırıp hani tekrar nasıl okurum? Çünkü çalışıyordum o sırada. Çok ufak bir bebeğim vardı. Ama yaptım. Yani oluyormuş. Hani herkese o açıdan. Bazen bana çok böyle sorular geliyor çünkü nasıl yaparız çocukla, işle diye. İstedikten sonra olmayan bir şey yok galiba hayatta. Evet, çok doğru. Hangi konularda danışmanlık veriyorsunuz ve kimlerle çalışıyorsunuz? Çocuklarla çalışıyorum, ebeveynlerle çalışıyorum, çiftlerle çalışıyorum. Genelde hani çocuklarla zaten deneyimsel oyun terapisi üzerinde çalışmalar yapıyorum. Ebeveynler, ebeveyn danışmanlığı olarak hani işte uyku bozuklukları olabilir, tuvalet eğitimiyle ilgili olabilir, aklınıza gelen her şey, öfke, bir sürü çocukla alakalı, ebeveynlikle alakalı her türlü konuda danışmanlık veriyorum. Onun dışında yetişkinler, çiftler, özellikle zaten çift terapisi üzerine uzmanlığımda olduğu için onlarla çalışmaya çalışıyorum. Evet. Ve seminerler veriyorsunuz. Evet, ebeveyn eğitimlerim, seminerlerim var. Pandemiden önce online yapmıyordum aslında, yüz yüzeydi bu seminerler. Ama pandemiden sonra online'a geçti tamamen. Online olması İstanbul dışı herkese ulaşabilmem anlamına geldi. Bu açıdan fena da olmadı. Daha çok ebeveyne ulaşmak istiyordum zaten. Bu açıdan güzel oldu. Ebeveyn eğitimleri de genellikle işte kardeşlik ilişkileri, hı hı. Yine tuvalet eğitimi, öfkeyle baş etme konuları,
Bunun dışında uyku ve bağlanma konuları. Bağlanma temelli bir yaklaşımda ilerlemeye çalışıyorum çünkü. Bu şekilde bir eğitim seminer düzenim var. Ama şeyden birazcık farklı. Hani seminer deyince çünkü şöyle sorular gelebiliyor. Sadece anlatıp geçiyor musunuz gibi. Genelde küçük gruplu ve soru cevaplı yapmaya özen gösteriyorum. Hani birazcık bireysel bir seansa dönmüş oluyor eğitimin sonları soru cevaplar sebebiyle. Ama çok memnun kalınıyor bu sebeple. Ben de böyle devam ediyorum. Evet. Ve kitaplarınız. Kitaplarımız evet. burada. Kitaplarımızdan bahsedelim mi biraz? İçeriklerinden Olur. bahsedelim. Tabii. Ne zaman basıldı? Kimlere ulaştı? Dönüşler nasıl? Biz çok meraklıyız. Ben de merak edeni gayet cevaplayabiliyorum. Sıkıntı yok. Anaokuluna başlıyorum. Kitabım geçen yıl, bir yıl önce piyasaya çıktı. Bir oryantasyon kitabı. Benim 15 yıldır anaokulu işlettiğim için en sık karşılaştığım sorun öğretmenlerde olsun, okul psikologlarında olsun, velilerde olsun oryantasyonla alakalı eksik bilgi olduğu için çocukların bu okula alışma dönemlerinin çok zor geçtiğini fark ettim. Böyle hani yaka paça ağlarken çocukları içeriye sokmak istemek, hani ağlaya ağlasa da alışır, ağlaya ağlaya alışacak gibi örnekler çok duyduğum için bununla ilgili piyasada da ben açıkçası kitap bulamadım oryantasyonla alakalı çok ciddi ebeveyn rehberi olan vesaire. Hem bir çocuk kitabı hem de arkasında hem ebeveyn rehberi, okul öğretmenlerine ve okul psikologlarına rehber olabilecek bir kısmı var. Bu şekilde bir 15 yıllık deneyimin ürünü bu. Evet. Diğeri de bilimsel bilgi deneyimle buluştu ikinci kitabım. Bu Evet, daha yeni bu bir kitap. Kitabımız. Mart sonu gibi piyasaya çıktı. Hızlıca aslında baskısı tükenen ve yeni baskılar yapan bir kitap oldu. Instagram takipçilerimin sayesinde olan bir şey bu. Burada bu kitapta üç çocuklu bir psikoloğun denenmiş önerileri başlığı altında, yani daha doğrusu alt başlığı diyeyim, çıkarttık. Bunun sebebi şuydu, tamamen gerçekten samimiyetle bütün deneyimlerimi anlattığım, isminden mütevellit bilimsel bilgi gerçekten deneyimle buluştu. Hem üç çocukla olan deneyimim hem de 15 yıldır 1000 üzerinde aileyle çalıştım, çocukla çalıştım. O anlamda bunları gayet samimiyetle, içtenlikle anlattığım bir kitap oldu. O yüzden sevildiğini düşünüyorum. Geri dönüşler çok güzel. Bunun dışında yeni kitaplar için çalışmalar yapıyorum. Harika. Peki Instagram'dan bahsettiniz, Instagram hesabınızdan. Çok kısa bir sürede oldukça ilgi gören bir hesaba sahip olmuşsunuz. Sizi meslektaşlarınızdan farklı kılan nedir ki? Yani Bu böyle aslında oldu. ilgi çeken kısmı bence üç çocuklu oluşum öncelikle. Evet. En büyük ilgi o çekti. Daha sonrasında hakikaten hani ben parmak sallayarak pek şey söylememeyi tercih ediyorum. Çünkü ben de hayat içerisinde aynı zorlukları, ebeveynlerin çektiği bütün zorlukları ben de çekiyorum. Doğal olarak bir çocuk yetiştirmek, iki çocuk ya da üç çocuk yetiştirmek çok farklı ve zor bir deneyim. O açıdan biz de uzman olsak bazen tabii ki de hayat içerisinde zorlandığımız, bazen çok ciddi şekilde tökezlediğimiz anlar oluyor çocuk büyütürken. Bu anları da samimiyetle paylaştığım için bence, yani farklı kılan denebilir mi bilmiyorum ama ilgi çeken diyebilirim. Ama farklılıkta. Farklılıkta evet gerçekten. Çünkü birçoğumuz, kendimi de içine alayım ki burada bir pot kırmış olmayayım. Birçoğumuz çok daha suni paylaşımlarda bulunuyoruz. Samimiyetten uzak paylaşımlarda bulunuyoruz. Ama siz çocuklarınızla birlikte oldukça doğal, samimi paylaşımlarda bulunduğunuz için bu bir farklılıktır. Sağ ol. Gerçekten farklılıktır. Teşekkür ederim. Evet, peki takipçileriniz en çok neyi merak ediyor? En çok sanırım şeyi merak ediyorlar. Bu kadar şeyle uğraşırken hani destek alıyor muyum? Yani aslında onlar yer siliyor muyum, yemek yapıyor muyum böyle şeyleri genelde merak ediyorlar. Evet. Çünkü bazen çocuklarla işte bir bezelye ayıklatırken çocuğa fotoğraf paylaşıyorum. Onunla ilgili yok artık siz bezelye mi pişiriyorsunuz gibi şeyler, tepkiler alabiliyorum. O yüzden sanırım en çok gelen sorular bunlar oluyor. Destek alıyor musunuz? Sizi destekleyen var mı? Yoksa bu kadar şeye nasıl bölünebiliyorsunuz diye. İki okul, işte üç çocuk, bir taraftan danışmanlık, bir taraftan bu Instagram hesabı, kitap yazıyorsunuz, eğitim veriyorsunuz. Nasıl oluyor bunlar diye.
Nasıl oluyor? Tabii ki de destek alıyorum. Desteksiz mümkün değil zaten. Hatta kitabımın içeriğindeki şey hep nefes almadan nefes olamazsın mantığında. Gerçekten de öyle. Benim için de geçerli bu. Kimse bana destek olmazsa ben de tabii ki de çok faal bir şekilde bu işleri yürütemem. Evet. Üç erkek çocuğunuz var. Eşiniz var. Eder dört. Bir de köpeğim var. O Bir da de erkek. köpeğiniz var. O da erkek. O da erkek. Beş. Dişi sinek giremez gibi oluyor ama öyle değil tabii, öyle bir şey düşünmüyorum. Dişilere çok ihtiyacımız var hayatta çünkü en çok destekleyen beni dişiler aslında. Dişiler, analar Evet, olmasa o erkekler nasıl yok olacak, değil kesinlikle mi? mümkün değil. Çocuklarınızdan bahseder misiniz, biraz sakıncası yoksa, Yok yaşları nedir? tabii ki de yaşları şu anda en küçüğüm 3 yaşına girecek. Maşallah. Bir ortancamız var, o 20 ay araları, o da 5 olacak Şubat gibi. En büyük de 11 yaşında. Normalde biz tek çocuk düşünürken 3 çocuklu olmuş bir aileyiz. Bunu da çok soruyorlar Instagram'da özellikle, hani planlı mıydı 3 çocuk diye. Bu hani bir uzmanın böyle bir şey söylemesi komik oluyor ama gayet plansızdı. Ama hayat zaten, hep onu söylüyorum, biz planlar yaparken devam eden Kendi bir planını süreç yapıyor. Hayat kesinlikle. bizim üzerimizde kendi planlarını yapıyor ve uyguluyor, değil mi? Kesinlikle. Evet. Öyle olması da daha iyi sanki. Evet. İşte o zaman gerçekten akışta olabiliyoruz ve akış da çok başarımızı bize sunuyor. Kesinlikle. Çok çok bu fikre katılıyorum. Sizce başarı nedir? Başarı nedir? Çok güzel bir soru. Başarı bence görecelidir öncelikle ya. Çünkü benim başarılı gördüğüm bir şeyi belki başkası başarılı görmeyebilir. Çok ciddi, hani ona çok anlamlı bir tanım yapmak çok zor bence ama iç huzuru sanki. Yani iç huzurunu bulduktan sonrası en önemli başarıdır. İç huzuru en büyük başarı. Doğru. İşte Peki. insanlar huzuru, mutluluğu, bilmem neyi birbirine karıştırdığı için böyle doğal cevaplar veremiyorlar. Bunları kesiyorsun tabii. Bu kendi aramızdaki konuşmalar. Evet. Burada kapatıyoruz artık zaten. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Büyük teşekkür bir ederim. samimiyetle tüm sorularımızı cevapladığınız için ve tabii ki büyük başarılara imza attığınız için, programımıza katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben davetiniz için teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok güzel bir sohbetti. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, gördüğünüz gibi kariyer de yapılabiliyor. Muhteşem bir anne de olunabiliyor ve işkolik de olunabiliyor. Örnekte görmüş olduğunuz gibi Serap Minas pratik konuğumuz oldu. Hoşça kalın.